Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün Fibobanka mobil uygulamasında yabancı para transferleri nasıl yapılır? Bunlara bakacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce eğer bu videoyu cep telefonlarınızdan izliyorsanız tam ekran almanıza fayda var arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Öncelikle işlemler menüsüne giriş yapıyorum. Ardından para transferleri diyorum. Gördüğünüz gibi 4. sırada yabancı para transferleri menüsü yer alıyor. Burada öncelikle Swift ve döviz transferinin nasıl yapıldığına bakalım. Öncelikle bilgi girişinden bize ait vadesiz dolar hesabımız seçtik. İçinde bakiye bulunan hesabı seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ardından burada 3 şekilde para transferini yapabiliriz. IBAN ile, Swift kodu ile veya ülke bilgisiyle bu transferi gerçekleştirebiliriz. Eğer bir IBAN bilgisi elimizde mevcutsa buraya IBAN bilgisini doldurduktan sonra devam diyebiliriz. Veya Swift kodunu aynı şekilde biliyorsak Swift kodunu sorgulayarak ilerleyebiliriz. Bu bilgilere sahip değilsek eğer yine ülke bilgisinden buradan örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tanıdığımıza para göndermek istiyoruz. Burada şehir tercihini yaptıktan sonra banka hesabını tercih etmemiz gerekiyor. Ardından alıcının hesap numarası, adı soyadı ve adres bilgilerini doldurduktan sonra burada son olarak karşı taraf ödemeli veya müşteri ödemeli veya iki taraf paylaşımlı şekilde ödemeyi sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gönderim bilgilerini giriniz diyor. Burada açıklamayı doldurmamız gerekiyor. Bu opsiyonel değil, tamamen doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. İşlem türünü seçmeniz gerekiyor. Ödeme kategorisinden yine aynı şekilde burada spot döviz işlemleri, kredi işlemleri, hisse senedi yatırım işlemleri gibi ödeme kategorisini belirtmeniz gerekiyor. Tutarda girdikten sonra buradaki sözleşmeleri imzalayıp okudum ayrıyorum diyorsunuz ve devam dediğiniz takdirde Swift ile ödemeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Wise uluslararası transfer seçeneğine bakalım hemen. Burada işlem ön izleme şeklinde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön izleme yapmadan ilerledi diyebilirsiniz. Burada alıcıya ulaşacak para birimini seçmeniz gerekiyor öncelikle. Euro, sterlin, peso, takashi gibi bir sürü para birimi mevcut. Burada istediğiniz seçtikten sonra devam diyelim. Hesaplama tipinde alıcıya ulaşacak tutarı veya hesaptan çekilecek tutar şeklinde hesaplama yapabiliriz. Örneğin alıcıya ulaşacak tutarda burada rastgele bir rakam yazdım. Hesapla dediğimde gördüğünüz gibi hesabımızdan çekilecek tutarın limiti ve en fazla gönderebileceğimiz tutarı görüntülüyorum. Burada ön izleme yapmadan ilerle dersem de yine aynı şekilde bize ait bilgileri doldurduktan sonra Wise hesabını oluştur diyerek uluslararası transfer işlemini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Global transferi nasıl yapıldığına bakalım hızlıca. Buradan ülke bilgisini dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi Euro döviz cinsiyle yapıldığı için bu ülkede bizden Euro hesabı açmamızı istiyor. Eğer bizim dolar hesabımız varsa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göndereceksek o ülkenin para birimini seçmemiz gerekiyor. Ayrıca gönderecek tutarı buraya girdikten sonra alıcı bankayı seçmemiz gerekiyor. Alıcı bankayı seçtim. ACH yönlendirme numarası. Bu bilgiyi bilmek zorundayız. Bu bilgiyi doldurduktan sonra BAN numarasını buraya doldurmamız gerekiyor. Hesap tipini seçtikten sonra da burada ödeme tipimizi belirliyoruz. Ardından yine opsiyonel olmayan doldurmamız gereken bir açıklama metni var. Buraya doldurduktan sonra işlem ücretinin alınacağı hesabımızı seçiyoruz. Ve hesapla dedikten sonra global transfer işlemlerini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Yabancı para transferi sorgulama işlemi de burada gördüğünüz gibi hangi hesap üzerinden sorgulama yapacaksak, örneğin Swift hesabı üzerinden sorgulama yapacaksak burada Swift'i seçiyoruz ve transfer referans numarasını bilmemiz gerekiyor. Onu girdikten sonra transfer tipinde gelen hepsi veya giden yabancı para transferini sorgulayabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin bize gelen para transferini buradan sorgulayabiliriz. Minimum maksimum tutar girdikten sonra işlem yapabiliriz veya başlangıç
bitiş tarihini doğal olarak da buradan filtreleyebiliriz. Liste dediğimizde bize gelen bütün para transferlerini burada görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.